Hoş geldiniz değerli izleyenler. Tenis raporuyla her hafta olduğu gibi bu haftada karşınızdayız. Yine kortlarda neler yaşandı onları sizlere aktarmaya çalışacağız. Yaklaşık bir saat boyunca Niko Yenibayrak'la beraber. Niko hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Neler var programımızda dilerseniz ona bakalım. Fed Kupası'nda final oynandı geçtiğimiz hafta sonu. Daha doğrusu dün ve cumartesi günü ve şampiyonu TV Spor ekranlarında belli ettik. Onun dışında ATP Dünya Turu finalleri başladı. ATP turda sezonun son turnuvası bu. Tabii daha sonra Davis Cup finali de var ama puan veren turnuvalardan belki en önemlisi 1500 puanlık bu turnuva başladı. Ve gençler turnuvası Milan'da düzenlendi bu ilk defa. O da şampiyonu belli ettik orada da. O da sonuçlandı. Bunları konuşacağız. Yelena Dokic 90'ların sonunda parlamış bir isim o da. Daha sonrasında talihsiz olaylar yaşadı. Babasını şiddet uyguladığını biliyoruz. Bir otobiyografi yazdı o da ve Avustralya basınına konuştu. Onun hakkında biraz konuşacağız. Yani nostalji kuşağında geçen hafta başlamıştık 2008 Wimbledon finaliyle. Şimdi 2001'e döneceğiz Wimbledon'da ve Ivanisevic Rafter finali konuşacağız. Dilerseniz Fed Kupası'yla başlayalım fazla uzatmadan. Fed Kupası'nda Belarus ile Amerika Birleşik Devletleri finalde karşı karşıya geldiler. Şampiyon Amerika Birleşik Devletleri oldu. Kadınlar tenisinin Dünya Kupası niteliğindeki Fed Cup'ta şampiyon Amerika Birleşik Devletleri oldu. TV Spor ekranlarından yayınlanan final eşleşmesinde tarihinde ilk kez final oynayan Belarus deplasmanına konuk olan Birleşik Devletler son maça kalan nefes kesici mücadeleden şampiyon olarak ayrıldı. Final maçları cumartesi günü Sasnovic-Vandeweghe mücadelesiyle başladı. Bu sene Fed Cup'ta maç kaybetmeyen iki isimden kazanan Vandeweghe oldu. Günün ikinci maçında Arina Sabalenka, Amerika Açık şampiyonu Sloane Stephens'la karşılaştı. Rakibini 3 sette deviren Belaruslu, ilk günün 1-1 sonlanmasını sağladı. Pazar günü ilk maç, ilk günün galipleri arasındaydı. Sabalenka, dünya 10 numarası Vandeweghe önünde ilk sette müthiş bir direnç gösterse ve set puanı bulsa da bu seti tiebreak'le kazanan Vandeweghe, ikinci sette çok daha rahattı ve ABD'yi öne geçirdi. İkinci maçta Sasnovic, Stephens önünde ilk seti 6-4'le kaybetmesine rağmen ikinci seti 6-1 kazanarak maçı karar setine taşıdı. Son sette 5-2 geriye düşen Belaruslu tenisçi inanılması güç bir geri dönüşe imza attı ve 8-6 ile final eşleşmesini 5. maça taşıdı. Çiftler maçına Sabalenka-Sasnovic ikilisiyle çıkan Belarus fırsatlar bulmasına rağmen Rogers-Vandeweghe ikilisine 2 sette mağlup oldu. Amerika Birleşik Devletleri ikinci günü 7,5 saat süren müthiş finali kazanarak tarihteki 18. şampiyonluğuna imza atarken 2000'den sonra ilk kez güldü. Bu yılın başında sorsak Belarus final oynar mı diye ya da kim final oynar diye sorsak Belarus belki de en son söylenecek takımlardan biriydi ama inanılmaz bir performans gösterdiler onlar da ve finale yükseldiler. Amerika Birleşik Devletleri de 17 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Burada da neredeyse inanılmazı başarıyorlardı. Gerçekten Stephens 5-3'te servis için oyuna gelmişti ve bu Amerika'nın şampiyonluğu anlamına gelecekti. Amerika Açığı kazandıktan bu yana 7. maçından da mağlup ayrılmış oldu. Orada çok basit bir şekilde kırdırdı kendi servisini. Ondan sonra da 8-6'ya uzadı ve Sasnovic maçı kazanarak decider'a yani 5. maça taşımayı başardı. Bu hikayenin sonu aslında sanki Belarus'un şampiyonluğuyla bitseydi gerçekten 2017 en hikayelerle dolu tenis sezonu olacaktı herhalde uzun yılların ardından. İlk 203'ünde oyuncuları dahi yoktu. Azarenka sene boyunca yararlanamadılar. Hı hı. Çok mütevazi bir kadroyla ve sadece iki kişiyle burada mücadele ettiler. Diğer üçüncü ve dördüncü oyuncudan verim alamadıkları bir ortamda. Evet kendi seyircilerin önünde oynamaları biraz onları artı motivasyon sağladı. Özellikle Sasnovic'in o geri dönüşünde Stephens'a karşı ama her şeye rağmen buraya kadar getirmeleri. Çiftler maçı da yakın geçti aslında. Tiebreak'i kazansalar yine orada farklı sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Coco Vandeweghe resmen tek başına omuzladı. 8-0'lık bir karnesi var bu sene Fed Cup'ta. Teklerde çıktı, 6 maçı da kazandı. Hı hı. Çiftlerde çıktı, 2 maçı da kazandı. Stephens'a rağmen gerçekten onun da psikolojisi çok olumsuz etkilenebilirdi. Verdiği o 5-3'ten verdiği maç, 5-2'den hatta verdiği maç onların Fed Cup'ı kaybetmesine sebebiyet verseydi zaten kırılgan olan yapısı Amerika Açık şampiyonuna rağmen tekrar yeni bir düşüşe geçebilirdi ki aslında Amerika Açık'tan sonra 7-0'lık gibi bir
tabloyla ilerliyor. Gerçekten keyifli bir hafta sonu izledik. İki güne yayıldı. Beş maçın tamamı önem arz eden maçlardı. Üçüncü kez üst üste, bu arada senle kontrol ettik programdan önce de, beşinci maç belirledi Fed Cup'ta kazananı. Ama o eşleşmenin hiçbir bu kadar çekişmeli geçmedi. Kendi belki içinde maçlar da çok çekişmeliydi. Geçen sene Fransa, Çek Cumhuriyeti'nin ilk maçı, Mladenovic ile Pliskova arasındaydı yanılmıyorsam, o maç çok çekişmeliydi ama onun dışında maçlar ortada bile değildi yani. Ama bu sene bütün maçlar bence çok güzeldi. Evet, ilk maç Sasnovic-Van de Wey maçı 6-4-6-4 ama oldukça yakındı. İki tarafa da yakın duruyordu. Zaten Stephens-Sabalenka maçı, yine Sabalenka 98 doğumlu bir raket olduğunu unutmayalım. Belarus tenisi herhalde yeni bir yıldız kazanmak üzere. Gerçekten sen de yakından izledin maçları, uzun süredir aslında Belarus'ta iyi formuyla takipteydi. Nisan ayında da İsviçre karşısında zaten maçını anlatmıştım. O eşleşmeyi de ben anlatmıştım. Yani yaşına rağmen senin de dediğin gibi liderlik vasfı var. Yani burada Belarus Azarenka'dan yoksun. 98 doğumlu olduğunu hatırlatalım. Azarenka'dan tekrar yoksun burada. Hepimiz biliyoruz Azarenka'nın bir bebek velayeti davası var, çocuk velayeti davası var. O nedenle Amerika'dan ayrılamıyor. Belki de Azarenka sadece Belarus'un değil. Ayrılsa da çok verim veremezdi herhalde. Temmuz'dan sonra dönmeye çalıştı ama bu kişisel olaylara çok fazla. Tabii ki antrenmanların devam ediyor ama maç eksiği belki etkileyebilirdi. Sabalenka dedik 19 yaşında, hani buna rağmen çok büyük bir lider kas var. Azarenka belki de sadece Belarus'un değil, belki de Doğu Avrupa'nın soyunlarda yetiştiren büyük tenisçilerden biri. Onun yokluğunda, dünya bir numarası olmuş bir tenisçinin yokluğunda sazı eline aldı ki Sasnovic kendisinden 3-4 yaş daha büyük yanılmıyorsam. Yani Sasnovic o liderliği yapamadı. Evet, belki Sasnovic burada bugüne kadar tüm maçlarını kazanmıştı bu turnuvaya kadar, bu finale kadar. Ama baktığınızda Sabalenka'ydı burada taşıyan. Taraftarla daha iyi iletişimi olan Sabalenka'ydı. Kortta daha agresif olan Sabalenka'ydı. Burada şampiyon olsaydı çok büyük bir ödül olacaktı kendisi için ama eğer böyle devam ederse, bu mentaliteyle devam ederse Sabalenka, hani ben onu Safine benzettim biraz. Yani kadınlar tenisinin Safine olabilir. Safine olamadı belki kadınlar tenisinin Safine ama yani Sabalenka'da bu kumaş var gerçekten ama bakalım nasıl şekillenecek kariyeri. Merak ediyorum. Stephens'ın düşüşü sürüyor. Onu neye bağlıyorsun sence? Aslında fena dönem dönem fena tenis oynamadı. Yani Stephens'ın bütün kariyeri böyleydi ve hani sakatlık, o yaşadığı sakatlık ve uzun süre kortlardan ayrı kalmasından sonra gelip Amerika Açık'ta şampiyon olması büyük sürpriz. Asıl sürpriz o yani. Bu değil bence. Tabii ki o şampiyonluktan sonra üst üste 7 maç kaybetmesi, iyi performans gösterememesi, bunlar soruna delalet. Belki sol dizinin altında bir bandaj vardı. Onunla ilgili bir sakatlığı olabilir Stephens'ın. Ama burada iki maçını da kaybetmesi, senin de dediğin gibi gerçekten Amerika Birleşik Devletleri bu eşleşmeyi kaybetseydi kendi kariyerinde büyük bir yara açabilirdi Stephens'ın. Aynen öyle. Yani orada biz çok şaşırmıştık zaten ki çok değil, 3-4 ay önce tekerlekli sandalyede görüntüleri yansıyordu. Sıralamada gittikçe atlara düşmüştü ama herhalde anormal olan, mucize olan Amerika Açık'taki performansıymış. Burada 5-3'ten özellikle verdiği maç hiç kabul edilebilir gibi değil. 5-2 idi hatta. Sonra tekrar servis kırıldı. Yine bir şans daha geldi. Kritik de bir maçtı. Belki kazansa bitiriyor, finish çizgisi sendromu oldu. Kariyerine çok farklı bir yine ivmelendirebilirdi aslında. Maçı, kupayı kazandıran maçı kazansaydı. Tabii çok gördük böyle yani. Djokovic de öyle başladı biliyorsun. Hani 2010'daki o Davis Cup şampiyonuyla beraber patlayan tabii bir kariyer. 2011'deki o fırtına gibi sezonun sinyalini vermişti gerçekten. 2010'daki Davis Cup'ta. Federer yine 2014 Davis Cup'ı kazandıktan sonra çok iyi bir 2015 geçirdi. Murray hakeza öyle. Del Potro'da nispeten öyle etkisi oldu Davis Cup'ın. Stephens için o kötü giden 5-6 maçlık süreci, 7 maç diyoruz, bir maçtan çekilmek zorunda kaldı. Kaybettiği, korta çıkıp kaybettiği 6 maç var ama hiç galibiyet alamaması. Özellikle uzak doğu turunda nispeten zayıf rakiplere karşı gelen bu mağlubiyetler. Dileriz yeni bir başka sakatlığın sinyali değildir. Ama herhalde Coco Vandeweghe'de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bazı futbolcular vardır, kulüp takımlarında çok iyi performanslarını göremeyiz ama milli takımlarda işte Podolski, Klose gibi Alman oyuncular geliyor aklıma. Kusursuz oynarlar. Gerçi bireysel olarak da iyi bir sezondu. Avustralya açık yarı finali, Wimbledon çeyrek finali, yine Amerika açık yarı finali. Belki ilk ona girdi. İlk ona girdi tekrar. İstikrarlı bir sezon geçirdi. Wimbledon'da çeyrek finalde Rybakova'ya kaybetmeseydi o formuyla şampiyonluğa kadar da gidebilirdi. Tabii böyle olsaydı zaten yıl sonu turnuvasında onu da görecektik. Aynen öyle. O sezonu da böyle bir şekilde taçlandırmış oldu. Gerçekten iki tekler maçını kazandı. Çiftler maçında sorumluluk aldı. Orada da servisleriyle çok etkili oldu özellikle. Ve herhalde mimarı oldu diyebiliriz. 17 yıl aradan sonra. Yalnız Williams kardeşlerin varlığına rağmen
bu kadar uzun arada Amerikalıların kaçan fırsatlarını gösteriyor. Enteresan tabii. Yani tam kontrol etmedim. Kaç eşleşmede mücadele ettiler Williams kardeşler, emin değilim. Yani çok olmasa gerek. Ama yine de en azından 1-2 şampiyonluk gelmesi gerekiyordu. 2009-2010'da üst üste 2 sene İtalya'ya mağlup oldular. O da enteresan ama 17 yıllardan sonra gelip burada şampiyon olmaları da bence daha başarı ki Belarus kısıtlı bir kadroyla. Daha kısıtlı kadroyla, daha zayıf bir rakibe karşı zorlanarak şampiyon oldular ama 17 sene önce de hani Capriati, Seleş gibi yıldızlar karmasıydı adeta 90'ların tenisi, David kadınlar Bones. Tenisi. İnanılmaz bir kadro. Kaptanları Billie Jean King. Hani o kadroda çok dominant bir kadroydu gerçekten ki 5-0'la geçmişlerdi İspanya'yı. İspanya'da Conchita Martinez, Arantxa Sanchez, Vicario'lar vardı. Yani 90'ları kadınlar tenisini özlüyoruz açıkçası. Yani 90'ların sonu 2000'lerin başı inanılmaz bir seviyeydi o seviyeler. Fed Kupası'nın ve Davis Cup'ın finallerinin tarafsız sahada oynanması gibi bir düşünce var. Ki muhtemelen 2018'le beraber geçecek yürürlüğe. Yani bir kere dillendirilince genelde kamuoyu yoklaması yapıyor. Şunu gördükten sonra yani Belarus... Bu tarafsız bir sahada oynansaydı Belarus bu kadar etkili olamayacaktı. Yani bundan eminim ben. Böyle bir renk katıyor. Yani. Bence de yani bazı Grand Slam'lerde, bazı maçlarda bu tarz ortamlar gördük. Oyuncuların ben şikayetçi olduğunu hiç duymadım. Hatırlarsın Marcel Han'la Gonzalez'in Amerika'ya çık maçı vardı. Evet. İkinci tur maçıydı. 2010'da. Türkü ve rakip seyirciler epey bir karnaval yerine döndürmüşlerdi. Hakem fazlasıyla uyarı vermek zorunda kalmıştı. Hı hı. Ama Gonzalez'e sordular bunu. Yo, ben bundan hiç rahatsız olmadım. Davis Cup gibi bir ortam vardı. Bence bu güzel bir şey. Arada olunca çok rahatsız etmiyor gibisinden bir şey söyledi. Oyuncular da hep bu Davis Cup'taki işte programın sonunda konuşacağız 2001 finalini. Orada da Avustralya ve Hırvat seyirciler bambaşka bir ortam yaratmışlardı. Hep onu da Davis Cup ortamına benzetirler. 2014 İsviçre, Fransa zaten hukuku olan iki ülke. Orada da öyle bir atmosfer olmuştu Fransa'da. Bence bu da biraz Albenisi diğer organizasyonlardan ayıran özelliklerinden biri. Davis Cup'ı ve Fed Cup'ı. Umarım ya en azından bir kere yapıp olmayacağını görürler diye düşünüyorum. Tek taraflı sahada oynanan turnuvası. Zaten yapısı gereğiyle bireysel bir spor. Böyle bir özellik, böyle bir niş bir özelliği varken de bunun üzerinden devam etmek gerekiyor gibi geliyor bana. Daha önce 3 kez yaşanmış bu. Belarus 3 maçını da burada evinde oynadı. Çeyrek final, yarı final, final. Bu 3 kez yaşanmış. 3'ünde de daha önce 3 maçı da evinde oynayan kazanamamış. Burada da yine 4. oldu. 4. defada da 3 maçı evinde oynayan ülke kazanamadı. Böyle bir de lanet var sanki üstlerinde diyelim. Fed Cup'la ilgili söyleyeceğim başka bir şey yoksa yavaş yavaş bu konuyu kapatalım istersen. Evet, erkek tenisine devam edelim evet, o zaman. Evet, erkekler tenisine dönelim. Şimdi de yıl sonu turnuvası, sezon sonu turnuvası Londra'da başladı. Dünkü maçlarla, dilerseniz dün neler yaşandı? Önce onu hatırlayalım, sonra devam edeceğiz. Erkekler tenisinde sezonun en iyi 8 tenisçisini bir araya getiren ATP Dünya Turu finalleri Londra'da başladı. Pete Sampras ile Boris Becker'in isimlerinin verildiği 4'erli 2 grupta mücadele edecek raketlerden ilk 2 sırayı alanlar yarı finale yükselecek. Becker grubunda korta çıkan Federer, turnuvaya son anda Paris Masters'ı kazanarak katılmayı başaran Jack Sock ile karşılaştı. Maçın ilk oyununda servis kıran ve bu avantajını setin sonuna kadar koruyan Federer, rakibinin direnç gösterdiği ikinci seti de tiebreak ile kazanarak galip geldi. Bu sezon Avustralya Açık ve Wimbledon zaferleri yaşayan 36 yaşındaki dünya 2 numarası, 1970'te başlayan turnuvada boy gösteren en yaşlı isim konumunda. Federer, kariyerinde daha önce bu kupayı 6 kez müzesine götürmüştü. Aynı grupta oynanan diğer maçta Alexander Zverev ile Marin Cilic karşı karşıya geldi. İlk 10'daki en genç isim olan ve bu sezon 2 Masters şampiyonluğu kazanan Zverev, Wimbledon finalisti rakibi önünde ilk seti 6-4 ile kazandı. Hırvat Cilic ikinci seti 6-3 ile kazanarak maçı karar setine götürdü. Son sette üstün olan yine Zverev'di ve genç Alman raket ilk ATP Dünya Turu finalleri deneyiminden galibiyetle ayrılmış oldu. Evet, ilk gün Federer ve Zverev'in galibiyetleri var. Zverev'in 3 sette galibiyeti, Federer'in 2 sette galibiyeti. Federer yine avantajı ilk maçtan daha eline geçirdi diyebiliriz. Evet, diğer maçın da 3 sete gidebileceği aşağı yukarı kestirilebiliyordu aslında. Kapalı kort sezonunda pek istediğini bulamamıştı iki raket. Zverev Amerika Açık'tan hatta Rogers Cup'tan sonra biraz kontak kapattı diyelim. Fazla turnuva oynadı ama çok ilerleyemedi. Büyük ihtimalle kendini buraya saklıyordu. İlk defa bu kadar büyük bir önemli arenada ve genç yaşta korta çıkacaktı burada. Beklenir bir maç mücadele geçti Cilic'le Zverev arasında. Keyifli de bir mücadeleydi. 3 sette
süreceği de tahmin edilebiliyordu açıkçası. Tabii ufak da olsa bir avantaj, 2-0 kazanmayı dilerdi Zverev büyük ihtimalle ama Federer orada çok rahat bir maçta Sok karşısında 2-0'la başladı klasik. Biraz serviste ritim bulmakta zorlandı ilk sette. Ama genelde Jack Sock'ın bütün oyunlarında tehdit eder taraftı. Zaten çok erken biliyorsun onun yaptığı bir şey var. Para atışında kendi kazansa bile servisi seçmiyor çoğunlukla. Rakibin servis atmasını tercih ediyor. Onu da henüz ısınmayan oyuncunun serviste hata yapma payının daha yüksek olacağını düşünüyorum. O yüzden servise veriyorum diyordu. O bir nevi işe yaradı. Ritim bulmakta zorlandı zaten. 0-30'u buldu. Oradan da artık Londra Federer'in ikinci evlerinden biri. İlk seti rahatlıkla hanesine yazdırdı. Fena bir antrenman olmadı onun için ilk maçtan. 2-0'lık rahat bir galibiyet geldi. Tabii gruplara bakınca biraz sanki daha Boris Becker grubunun, Federer'in hatırlatalım bulunduğu grubun ben. Daha zor bir grup olduğunu söylüyor. Becker grubunda Federer, Zverev, Çiliç ve Sok var. Sampras grubunda da Nadal, Thiem, Dimitrov ve Goffin var değerli izleyenler. Gruplar bu şekilde belirlendi. Federer'in grubunun daha zorlu olduğunu düşünüyorsun. Yani kağıt üstünde daha zorlu bir grup ama karşı eşleşmede bu sefer bir avantaj sağlıyor. Yani yarı finalde eğer lider olarak çıkarsa buradan Federer ki formuyla herhalde buraya en büyük favori olarak geldiğini söylersek özellikle Nadal'ın durumu belirsizliğini korurken onu bu gece 11 seansında kortta göreceğiz ve biraz fikir sahibi olacağız sakatlığının nedenli geçtiği hususunda. Karşıdan Çiliç veya Zverev'i yarı finalde istemez diye tahmin ediyorum Federer. İşte Nadal'ın oradan iyi formuyla gelip lider çıktığını varsayarsak Goffin, Dimitrov, Thiem onun için daha tercih edilebilir bir yarı final rakibi olacak. Çok ona bugüne kadar sorun çıkaramamış oyuncular karşı tarafta. Hatta Nadal'ın da bu sene sert ve kapalı kortlarda sorun çıkarmadığını söylersek yanılmış olmayız. 4 maçın tamamını kazandı ki ilk defa böyle bir şey oluyor. Bir sezon boyunca hiç Nadal'a maç kaybetmedi Federer. 5 maçlık bir seri var. Bunu da ikinci kez yapıyor. Jack Sock karşısında da Şangay ve Basel'deki formunun devam ettiğine dair bize sinyaller verdi. Bazı dedikodular duyduk. Doğrulayabildik mi bilmiyorum. Maç günlerinin değiştiği konusunda. Aslında evet. Pete Sampras grubunun Nadal'ın yer aldığı Pete Sampras grubunun açılışı yapacağı pazar günü 5'te hatta açılış maçını Nadal'ın Goffin'le oynayacağı söyleniyordu. Sonra Federer'le Nadal arasındaki bir anlaşma dolayısıyla Nadal'a ekstra bir gün daha sakatlığı iyileşebilsin diye böyle bir değişikliğe gidildiği ve Boris Becker grubunun maçlarının pazara alınıp Pete Sampras grubunun Nadal'ın bulunduğu pazartesiye aktarıldığı bilet alan izleyiciler ne düşünmüştür onu bilemiyoruz tabii. Yani ben pazar günü diğer tenisi izlemek için bilet aldım. Ama ilk başta öyle bir açıklama yapılmadığı için yani değiştirilen bir şey olduğunu biz görmedik. Açıklanan program zaten bu şekildeydi. Bu program açıklanmadan herhalde böyle bir değişiklik oldu. Tabii bu birkaç yerde gördük resmi bir açıklama yok. Böyle bir teyit ya da böyle bir güvenilir bir kaynakta yok. Ama tabii Nadal'ın Paris'ten çekilmesi bir tur oynadıktan sonra böyle dedikoduları ayyuka çıkartıyor umuyoruz. O da sağlıklıdır. Herkesin formda olduğu bir dünya turu finalleri izleriz. Federer 6 kez kazandı bu turnuvayı. Nadal'ın henüz kazanmadığını hatırlatalım. O da ilk defa burada bu eksiği gidermek için evet, mücadele edecek. Agassi ile birlikte o da bir rekora ortaklık etmiş olacak. Yani en bütün majör büyük turnuvalarda tek eksiği bu. Davis Cup'ı var, Olimpiyat altın madalyası var, Wimbledon bütün Grand Slam'leri kazandı. Portföyündeki tek eksik bu. Federer'in de bu alanda önüne geçecek. Burayı kazanırsa Federer'in de burayı 2011'den bu yana kazanmadığını hatırlatalım. En son 2011'de Songa'yı 3 sette yenerek zafere ulaşmıştı. 2 yıl üstte bir kazanma serisi vardı. Nadal ve Songa'yı üstte yenerek şampiyon olmuştu. Ondan sonra bir Djokovic hakimiyeti vardı. Hatta bir tanesinde Federer finalden 2014'te çekilmişti. Davis Cup'ı da biraz riske etmemek için. Djokovic burada yok bu sene. Değişik bir tablo. Ama fena olmayan özellikle akşam seansındaki Çiliç-Zverev maçıyla başladı. Bugün de 5'te Thiem'le Dimitrov karşı karşıya gelecek. Dimitrov yine sezonun ortasında durağan bir döneme girdikten sonra sezonun son kısmında yine vites arttırdı. İyi maçlar çıkarmaya başladı. Burada da gruptan çıkmak için orada favorilerden biri Thiem ve Goffin'in de biraz dalgalı hallerini göz önüne alırsak. Evet, Nadal dedik. Nadal bir numara bitiriyor sezonu ve bir numara bitirdiği için de ödülünü aldı.
Bu sezon başında tenise verdiği aradan döndükten sonra Avustralya Açık'ta final oynayan ve Fransa Açık'la Wimbledon'da şampiyonluklar yaşayan Rafael Nadal sezonu da bir numarada noktalamayı garantilemişti. İspanyol tenisçiye ödülü Londra'daki ATP Dünya Turu finalleri sırasında takdim edildi. Kariyerinde 4. defa sezonu bir numarada bitiren Rafael Nadal, daha önce bunu 2008, 2010 ve 2013'te başarmıştı. 31 yaşındaki tenisçi yaptığı konuşmada, "Benim için harika bir sezondu. Son birkaç yılda yaşadıklarımı düşündüğümde duygusal bir sezon oldu. Bu ödülü tekrar alacağımı bir yıl önce düşünemezdim bile. Ailem, arkadaşlarım ve takımım olmadan bunu başarmam imkansızdı. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Zor anlarım oldu ancak herkes bana inanmayı sürdürdü. Onlar olmasaydı burada olamazdım." ifadelerini kullandı. ATP Dünya Turu finallerinde Pete Sampras grubunda yer alan Nadal'ın diğer rakipleri David Goffin, Dominic Thiem ve Grigor Dimitrov olacak ve İspanyol raket daha önce hiç kazanamadığı bu turnuvada şampiyonluk kovalayacak. Nadal uzun bir aradan sonra tekrar bu kupaya kavuştu. Daha önce de 2013'te aldığında da diyordu ben bu burada kendimi görmüyordum diye. Yine bir geri dönüş yapmıştı 2013'te. Yine bir geri dönüş yapmıştı. Yine bir geri dönüş yaptı. Bu seferki daha imkansızdı ama. Evet. 70'e yakın maç. Evet. Çok iyi bir Federer'le beraber yani. Aynen öyle. Yoruma açık olmayan bir ödül bu. Sonuçta kazanılan turnuvalar, kazanılan puanlar ortada. Sonuna kadar hak edilmiş ve böyle bir geri dönüşün ardından gelmesi ayrı bir önem taşıyor. Nadal'ın 30 yaşından sonraki yani ilk ortaya çıktığı arka arkaya Roland Garros kazanmaya başladığı yıllarda bile ortada hiçbir sakatlığı yokken bile Nadal için böyle bu stilde oynadığı sürede 27-28 yaşında sonra düşüşe geçecek bir kariyer öngörülüyordu. 2013'te biraz bu otoriteleri doğrular gibi bir düşüş yaşadı 2012'de. Ama oradan Amerika Açık kazanacak kadar bir seviyeye çıkardı. Tekrar bir numaraya dönecek kadar ki 2011-2012'de çok iyi bir Djokovic vardı gerçekten. Belki de tenis tarihinin hikayesel olarak olmayabilir ama aralarındaki maçlar baz alanında belki en büyük rekabetlerinden biri. En fazla yüksek kaliteye ev sahipliği yapan maçları barındıran en yakın eşleşmesiydi. Federer Nadal evet mitolojik bir yanı da var artık o eşleşmenin ama maçlarındaki oyun kalitesi Djokovic Nadal'ın maçlarındaki oyun kalitesini yakaladı mı tartışılır. Gerçekten yani Terminator savaşları gibiydi, arena gibiydi bir ara aralarındaki rekabet. Tabii bir ikiliye çok şey kattı ama o ikilinin de tenis ömrünü biraz kısaltmış olabilir ki görüyoruz. Oradan 2013'te bu da dönüşü yaptı. Ya bunu 2013'te belki biraz alçak gönüllülük yapıyor, bekliyordu. Ama bunu kendisi gerçekten beklemediğine eminim. Kusursuz bir sezon geçirdi. Toprağı yine domine etti. Yetmedi Amerika Açık'ta zafere uzandı. Rahat bir şekilde zafere uzandı. Ve çok sonuna kadar hak ederek sezonu da bir numarada tamamladı. Avustralya Açık'a da eğer sakatlık durumu dediğim gibi göreceğiz. Sevdiği bir turnuva önemli favorilerden biri olarak gidecek yine. Evet, yılın tenisçisi zaten bir numaraya verilen ödül. Sezonu bir numarada bitirene verilen ödül. Nadal'a gitti. Diğer ödüller kimlere gitti? Dilerseniz bir grafiğimize bakalım. Stefan Edberg sportmenlik ödülü 156. kez Roger Federer'in oldu galiba. Bu ödüller neden veriliyor artık bilmiyorum. Bu Stefan Edberg ödülünü tenisçiler veriyor. Tenis severin favorisi ödülü de internet sitesinden ATP'nin taraftar tarafından oynuyor. Hadi tamam o okey Roger Federer 50 yaşında da aday gösterirse alacak. Bu orası kesin de. Hani bu Stefan Edberg sportmenlik ödülünde Federer'in bu kadar dominant olması ben tenisçilerin maç izlememesine bağlıyorum. Eğer tenisçiler maç izlese ya bu yıl kesinlikle Del Potro'nun kazanması gerekiyordu. Evet, kesinlikle. O Almagro'yu teselli edişi yani hepimiz duygulandırdı gerçekten. Fransa çıktı Almagro'nun sakatlanması sırasında. Gidip yanına oturup onu teselli etmesi, onunla beraber gözlerinin dolması yani. Ama burada sportmenliğin galiba kelime anlamı daha farklı. Yani sportmenlik burada rakiplerine karşı saygıyı da içeriyor. Çok şey içerdiği için belki böyle yapılıyor. Kort dışındaki yarattığı etki, o turnuvaya katıldığında yarattığı etki gibi şeyler de giriyor. Biraz tabii daha kolay bir cevap. Çok işte bu sorular sorulurken işte akıllarına ilk gelen cevabı veriyorlar büyük ihtimalle. Biraz da herhalde bu yıla ekstra 36 yaşında bu kadar şey başarmış olmasına istinaden böyle bir ödüle layık çiftlerde görüldü. Çiftlerde tenis severlerin favorisi Bob McBride. Onlar da üst üste 10. kez falan oluyor galiba. Yılın geri dönüşü Roger Federer. Belki tartışılır. 36 yaşında böyle bir ödül alması enteresan oldu yalnız. Yani
bu kadar uzun aralar vermediği için kariyerin hiçbir döneminde ilk defa 36 yaşında bir yere verdi ve zaten bu kadar turnuva da kazanmasa yine geri dönüş ödülünü alırdı. Muhtemelen Nadal da orada sağlam bir rakipti. 1-2 maç kazansaydı belki Federer karşısında bu ödüle ortak olabilirdi belki ama yine de tartışılabilir yani. En yalnız çekişmeli alan bu olacak gibi. Möri Wawrinka, Djokovic, Nishikori. Nishikori aynen öyle. Epey bir adayı var oranın. Deniz Shapovalov hem en çok gelişme kaydeden tenisçi hem de ATP Geleceği Yıldızı ödülünü alıyor. Ve yılın koçu ödülünde Kevin Anderson'ın koçu Neville Goodwin aldı. En çok gelişme kaydeden Zverev'in es geçirmesi biraz sanki yani iki Masters sezon sonu finallerine katılıp sezonu 3. sırada bitirmek falan yani epey bir gelişme aslında. Zaten Shapovalova hali hazırda giden bir ödül varken burada da enteresan bir seçim olmuş. Bence gelişme kaydeden de uzak ara Alexander Zverev ödülü almalıydı. Yılın koçu yani sakatlıklardan dönen bir oyuncuyu tekrar Grand Slam finali seviyesine çıkarmak da önemli bir başarı. Ama Ivan Ljubicic sanki biraz daha orayı hak etti gibi. Şimdi gelecek sezon kim alacak yılın geri dönüş ödülünü diye sen az önce konuştuk. Djokovic adaylardan biri. Djokovic değerli izleyenler biliyorsunuz Wimbledon'dan bu yana, Thomas Berdikas'la çekildiği maçtan bu yana kortlardan uzakta ve Avustralya açıkla birlikte dönmesi bekleniyor. Koçu Agassi. Onun hakkında bir açıklama yaptı, onu izleyelim. Muhteşem bir şekilde tamamladığı 2015'in ardından 2016'ya da harika başlayan ve kariyerinde ilk kez Fransa açığı kazanan Novak Djokovic'in bu noktadan sonra yaşadığı keskin düşüş, tenis dünyasında son yılların en büyük gizemlerinden biri olarak yerini koruyor. Üst üste 4 Grand Slam şampiyonluğunun ardından sadece Amerika açık finali görebilen ve bu sezon Wimbledon'un ardından tenise ara veren Djokovic'in koçu Andre Agassi, 30 yaşındaki tenisçi hakkında açıklamalarda bulundu. ESPN'e konuşan Agassi, el bileğinde çatlak vardı ve şu an neredeyse tamamen iyileşti. Bir hafta içinde tamamen bu sakatlığı geride bırakmış olacak. Turdan ayrı kaldığı sürede bolca antrenman yaptı, ifadelerini kullandı. Agassi, bu süreçte sürekli telefonla görüştüklerini ve 1-2 hafta içinde birlikte antrenmanlara başlayacaklarını da sözlerine ekledi. Sırf raket için. Korta her çıktığında kazanacağına inanıyorum, diyen ABD'li koç. Eğer bunu yapamazsa kendimi sorumlu hissederim, şeklinde konuştu. Agassi'den çok iddialı bir açıklama. Yapamazsam kendimi suçlu göreceğim. Yani biraz Djokovic'in bu noktada böyle arkadan itmelere ihtiyacı var gibi. Bir ara umutsuz açıklamaları vardı. İşte tenisten farklı şeyler de var hayatta. Tamam işte geri dönmeye çalışıyorum ama iki ay elime hiç raket almadım. Bu kolay olmayacak. Başka şeylere de odaklanıyorum. Çiçekler, böcekler gibi açıklamaları vardı. Sonra işte Doha'yı pas geçtiğini öğrendik. Direkt Avustralya açıkla bir başlangıç yapacak ki aslında bir turnuvada görseydi konu fena olmazdı sanki. Federer'de Hopman Cup gibi bir sıralama turnuvası olmayan, hatta o da bir Hopman Cup'la dönebilirdi. Gayet uygun bir ortam. Hem erkenden Avustralya'ya gidip oraya daha hızlı uyum sağlamak açısından hem de hiçbir baskı unsuru olmayan maçlarda korta çıkıp hem eğlenip hem de biraz daha yumuşak geçişi yapma açısından o ortama atmosfere, ki çok güzel bir ortamda oynanıyor Hopman Cup. Geçen sene Federer'de Nadal'da IPTL yapmıştı bunu. Biz vermiştik yine maçları. Yani Nadal'ın oradaki performansı zaten bu senenin bir ön gösterimi gibiydi. Gerçekten çok iyi bir performans göstermişti. Dediğin gibi IPTL tarzı bir turnuva, belki bir özel maç. Hani Murray Federer oynadı yeter. Yani geçen hafta. Tabii Murray'de. İskoçya'ya gidip Federer. Yani böyle bir maçta dönebilirdi ama direkt bir mücadeleci bir şeye dönmesi de Djokovic'in zaten daha farklı mentalitede olduğunu gösteriyor. Hiç çoğunlukla bu sıra açık öncesi turnuva oynamaz. Wimbledon öncesi de oynamadı yıllarca hatırlarsan. Son yıllarda bunu bozmuştu ama geçen yıl sanırım bozmuştu. Çünkü geçen yıl Eastbourne'de oynayıp hatta kazanmıştı. Geri mi dönüyor demiştik tekrar. Enteresan bir seçim oldu. Yani diliyoruz ki sağlam bir şekilde bu ara gerçekten ona da yarayacak. Yani Agassi, ben çok uygun bir eşleşme olduğunu düşünmüyorum koç oyuncu olarak. Evet, Agassi de kariyerinde büyük bir düşüş yaşamış. İlk yüzün dışına çıktıktan sonra tekrar zirveye dönmeyi başarmış. Hatta yetmemiş gibi 35 yaşına kadar tenis kariyerini uzatmış, üst seviyelerde oynamayı başarmış bir oyuncuydu. Yani Federer'in en fırtına gibi estiği 2005'te
35 yaşında Amerika Açık finalinde ortaya koyduğu performansı hatırla. Bir set kazanmış. Bir sette tiebreak'e kadar taşımayı başarmıştı. Hı hı. Gerçekten başa baş bir mücadeleydi. Çok keyifli bir maçtı. Bunu yaşamış bir oyuncu olarak. Sadece bir fiziksel rahatsızlıklardan değil, özel hayatındaki çalkantılar sebebiyle de o düşüşü yaşamıştı. Benzer yollardan geçmiş biri olarak akıl hocalığı yapabilir. Ama teknik olarak şu an oyununa ne gibi artılar katar, hangi yönde Boris Becker'in Djokovic'in oyununa kattığı şeyleri burada konuşsak bir program yapmak zorunda kalırız herhalde. Gerek servisine, gerek file önlü oyununa, gerek özgüvenine, mentalitesine yaptığı katkılar gerçekten inanılmaz boyuttaydı. Ben hala uygun eşleşmenin olduğunu düşünüyorum. Bazı oyuncular ve koçlar yani birbiri için yaratılmış olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama Agassi'yi de tabii böyle iddialı görmek güzel. Demek ki birebir çalışmalarda sonuçta kendisi onunla vakit geçiriyor. Böyle bir şey görmüş ya da tam tersi hiçbir şey yok. Biraz oyuncusunu kamçılamak için böyle bir açıklama yapıyor. Merakla bekliyoruz biz de. Uzun haftalardır Djokovic'i elinde raketle görmemiştik. Geçen hafta komedyen James Corden'ın programına konuk oldu Novak Djokovic. Orada James Corden'a servis attı. Okay. Novak, how do you feel about this? You feel confident about doing it? Oh, absolutely. Okay, well. 130 miles per hour? I have a big target. 135. Now, to show you how difficult this is, Rain, why don't you take a shot before Novak? So, if you guys wait over there, good luck, Rain. You have a go. Yeah, that's all. Ow! 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 Good. Rain, show me. Okay. Evet, burada James Corden'a önce oyuncular, The Office'ten tanıdığımız Rain Wilson servis atıyor ki bu iki oyuncu da tenis oynamayı seven isimler. Fena değil servis hareketi zaten. Biraz isabet olsun, isabet de olursa birazcık burada canını yakmak istiyor James Corden'ın ondan böyle. Tabii bu tip programlara katılması da Djokovic'in en azından hani sen de diyordu ya tenisten başka şeyler de var hayatta diyor diye. Hani ama en Amerikalı eğlenceli şovmenlerin sevdiği bir oyuncu. Sıklıkla daha önce de katılıp hatta Tom Cruise'un eşinin ismi aklıma gelmedi şu an. Eski eşi Katie Holmes. Katie Holmes'le bir Balkan oyunu icra etmişliği bile vardı Conan O'Brien'in programında. Bu tarz şeyleri zaten Solel'e ata verdiği tepki. Solel'e servis ata verdiği tepki Djokovic'in. Ve atıyor da Solel'e. Gerçekten iyi de atıyor yani. Burada fiziksel durumu yerinde gözüküyor her zamanki gibi. Tabii zaten Agassi de dedi yani artık bir haftası kaldı tamamen iyileşmesine diye. Aklımıza Federer'in gerçek mi yalan mı olduğunu anlamadığımız reklamı geliyor tabii. Bunu evde denemeyin. Trafiğe kapalı alanda çekilmişti. Evet, yani ne kadar bize bir şey anlatıyor bilmiyoruz bu görüntüler ama... Tabii eğlenceli görüntüler olduğu için bize vermek istedim. Manevi, ruhsal durumunun yerinde olduğunu gösteriyor. Djokovic'i böyle bir şekilde elinde raketle görmek de güzel. Bakalım o da Federer ve Nadal gibi 30 yaşından sonra, uzun bir aradan sonra böyle bir geri dönüşe imza atabilecek mi? Atarsa da hiçbirimiz şaşırmayız. Daha önce bundan sonra hiçbir şey şaşıracağımızı sanmıyorum. Evet, Djokovic'le ilgili konularımız da böyle. Şimdi ATP Gençler Turnuvası vardı. Next Gen Finals Milan'da bu sene ilk kez düzenlendi. 21 yaş altı tenisçilerin katıldığı, sezonu en iyi sırada bitiren ilk 8 tenisçinin katıldığı turnuvaydı. Chung şampiyon oldu orada da. Sezonun en iyi 21 yaş altı tenisçilerini bir araya getiren ATP gelecek nesil finalleri İtalya'nın Milano kentinde düzenlendi. İki gruba ayrılan 8 tenisçiden finale yükselenler Yeon Chang ve Andrei Rublev'di. 4 oyunda biten setler, led ve avantaj olmadan oynanan puanlar gibi değişik kurallarla oynanan maçlarla ilgi odağı haline gelen turnuvada Rublev'i 3-4, 4-3, 4-2 ve 4-2 ile geçen Chung kupaya uzanan taraf oldu. Dünya 54 numarası Güney Koreli raket hafta boyunca oynadığı tüm maçları kazanmayı bildi ve ATP seviyesindeki ilk kupasını da Milano'da kaldırmış oldu. Turnuvada Djokovic ile Medvedev arasında oynanacak üçüncülük maçından önce Hırvat tenisi Djokovic çekilerek üçüncülüğü Rus rakibine bırakmıştı.
Evet, biz burada daha farklı, ben mesela Khachanov'u beklerdim final oynamasını. Daha farklı tenisçiler vardı finale aday ama Rublev'le Chung oynadı finali. Dünya 4 numarası da şampiyonluğa ulaştı ama bu turnuvadan önce tabii ki kura çekimi geçen hafta konuşamadık. Es geçtik biraz. Yani Milano evet moda merkezi belki yani Avrupa'nın moda merkezi ama hani defile tarzı bir kura çekiminde mankenleri seçmesi, her oyuncunun mankenleri seçip grubunu öyle aramesi gerçekten hani çok kötü bir fikir. Acaba kim buldu? Nasıl evet, bir çocuklara böyle ergen muamelesi yapıp evet. Yani üst düzey oyuncular, hepsi üst düzey oyuncular olduklarını kanıtladılar geçtiğimiz seneki performanslarıyla. Sonra alelacele ATP'den ve sponsor şirketlerden bir özür geldi. Yani madem özür dilenecek, sonuçta bu o an akılla gelmiş bir şey. Ya hazır 8 tane manken kızımız varken çocukları beraber çıkartalım değil. Kontrol şey mekanizması vardır orada. Belli bir organizasyon şeması üstünden yani. Yapılıyor. Sonraki dilenen özür de biraz havada kalıyor açıkçası. Yani. Hani diyoruz ki ilk defa yapılan bir turnuvaya böyle bir dikkat çekme şekli miydi? Kötü bir dikkat çekme şekli oldu ve en baştan ağızda zaten kekremsi bir tat bıraktı. Ki her şeyle yepyeni bir şeye tanıklık ettik. Belki de bundan sonraki dönemin ilk ipuçlarını verdi bize. Teniste getirilmek istenen yeni kurallarla alakalı hepsinin denendiğini gördük. İyi bir başlangıç olmadı. Özür de çok iyi bir toparlama olmadı. Kuralları birazdan getirelim ekranlara grafik olarak istersen. Ondan önce kortu nasıl buldun? Korttaki atmosfer ya en beğendiğim şey oldu bu turnuva boyunca gerçekten. Milano'nun bir çizgilere biraz alışamadım. Eski usul dünya turu finalleri de böyle çiftler çizgileri olmadan oynanırdı. Oyuncular fazla büyük duruyorlardı hatta kortta. Ama genel olarak kortun yapısı, atmosferi gerçekten uzun yıllar herhalde Milan'da devam edecek gibi, Milano'da devam edecek gibi duruyor bu organizasyon. O açıdan beni içine almayı başardı. Keyifli de maçlar izledik aslında ama bazı kural değişikliklerine itirazımız olacak. Maçlarda daha çok dikkat çeken şey kural değişiklikleriydi tabii. Dilerseniz grafiği ekrana getirelim, onun üzerinden konuşalım. En çok dikkat çeken kural değişikliği tabii ki 4 oyun alanın seti kazanması. Yani 4 oyunda bitmesi setleri ve 3-3'te tiebreak oynanması. Maçların tabii ki 5 set üzerine oynanıyor bunun üzerine. 40'tan sonra avantaj yok, karar puanına dönüşüyor. Serviste led yok. 2 puan arasında 25 saniye sayıcı var. Yani Nadal ve Djokovic gibi isimlerin zorlanacağı bir sistem olabilir. Çizgi hakemi yok, tüm kararlar Şahin gözlü sistemiyle. Neden? Yani niye? Her oyuncu bir sette bir tıbbi mola alabilir. İki set arası kulaklık setiyle koç yardımı serbest ve üst katlardaki seyirciler, yani baseline'ın daha yukarısındaki seyirciler puan sırasında yerlerinde dolaşabilir. Önce buradan çok beğendiğim ve hemen uygulamaya geçilsin diyeceğin kural hangileri olur senin? Hemen aynen uygulamaya böyle geçilsin dedi. Evet, yani yeni sezonda en azından Grand Slam'lerde olmasa yani, da ATP organizasyonlarında 25 saniye sayacı iyi olabilir ve yani her oyuncu bir sette bir tıbbi mola hakkı tanınması güzel. Hadi üst katlardaki seyircilerin dolaşmasına da pek bir ses etmeyelim. O kontrolü çok zor ve oyuncular bayağı şikayet etti bundan. Medvedev özellikle çok sesini yükseltenlerden biriydi. O kadar etki etmemesi lazım. Yani üst ancak Arthur Ashe'de etmez. Onun üst katta zaten kavga da çıksa alttan tek duyulmuyor ama bütün kortlar bu kadar büyük ve geniş olmuyor. Onda tam amaç ne? Tabii çok az duran bir sürekli uyarı yapılıyor. Yapıldığı için biraz onu azaltmak ama biraz daha üzerinde düşünülebilir. Benim 4 oyun güzel hızlandırma açısından ama tiebreak neden 3-3'te bitiyor mesela? Tiebreak normal 6'da olduğu gibi 4-4'te bitse bir şekilde biraz daha anlam kazanabilir gibime geliyor. Federer biraz şikayet etti bundan. 4 az tenis gibi bir bazı ufak hataların, nüansların belirleyici olduğu bir sporda bir telafi şansı verilmeli oyunculara. Bir servis kırdırıyorsun. Bitti, geçmiş olsun yani. 4-2'de bitiyor. Tenis gibi ufak şeylerin çok etkili olduğu bir oyunda bence bu biraz acımasız bir karar oldu ki aslında 4 oyun olsa kendisi bundan büyük fayda sağlayabilir mesela daha kısa maçlar ama ona rağmen böyle bir o kuraldan hoşnutsuzluğunu dile getirdi. Dediğim gibi bu kısa zamanda olsun diyebileceğimiz türden bir şeydi. Çok devrimsel bir değişiklik. Avantaj kuralı ne diyorsun? O farklı bir heyecan katabilir. Onun çok karşısında değilim açıkçası avantaj kuralının. Led olmasın. Yani net olmasın derken kural mı değişmesin? Kural bu haliyle kalsın. Bu haliyle kalsın. Bir tane öyle çok kritik puan oynandı Rublev maçında zaten ve maç puanıydı. Yani tamam şans faktörünü tenise adapte etmek istiyorlar. Tam tersi de diyebilirsin ki o zaman hani filede kalan top, çift hata olmasına diyebilirsin buna karşılık.
Bilmiyorum, bu biraz fazla gibi. Yani ilk etapta uygulamaya girmesini ister yani miyim tartışmalı. Değişim nasıl sebebi tabii ki televizyonlar. Yani televizyon yayıncılar diyelim. Çünkü onlar programı ayarlamakta, biz de yayıncıyız. Biz de tenis maçlarında programı ayarlamakta zorluk çekiyoruz. Evet. Evet. Çünkü ne zaman bitecek belli değil. Ne zaman biteceği belli değil maçların ve maçları kısaltmaya çalışıyorlar. Burada en azından belli bir kalıba sokmak istiyorlar. Hani basket maçında da o belirsizlik oluyor ama maksimum 2 saatte bitebileceğini evet. öngörüyorsunuz. En azından yani böyle bir süre vermek istiyorlar. Burada izleyici açısından bir durum yok. Ben izleyici olarak 5 saatimi de ayırabilirim, 6 saatimi de ayırabilirim bir tenis maçına. Onda sorun yok ama işte yayıncılar ve parayı ödeyen reklamcılar asıl söz sahibi hale geliyorlar yavaş yavaş maalesef. Ve ITF'de, ATP'de, WTA'de buna karşı kendilerini hazırlamaya çalışıyorlar. Evet ama hani 4 oyun alanın seti kazanmış olması bana çok yanlış geliyor. Ben hani biliyorsun geleneksel bir gelenekçi bir insan değilim. Hani ben Wimbledon'un beyaz kıyafet kuralına da karşı çıkan bir insanım. Ama 6 oyun ideal. Yani 4-1'den geri dönüş izlemek isterim ben açıkçası evet. ki olur. Yani dediğim gibi setin başında bir kötü oyun bitti. Yani çok zor geri çevirmek. Ama 6'ya uzasa yani ve 6... bir de asla telafi şansı olmaması demek. Evet. Tiebreak'e bir kere servis kırdığınızda bu kırsanız bile ne demek oluyor? Bu tiebreak oynayacaksınız demek oluyor. Tiebreak zaten çok hala bazı Grand Slam'lerde final seti tiebreak olması tartışılıyor. Adil mi, değil mi? O yüzden ben zaten biraz böyle radikal birkaç değişiklik de olsun ama diğer daha makulleri hızlıca devreye sokalım. Bunlar da orada gündemi meşgul etsin. Bir deneyelim yani gibi benim iki tane kesinlikle karşı çıktığım şey var. Birisi bu skor sisteminin değişmesi. İkincisi de koç yardımı. Ben o koç yardımına kesinlikle karşıyım. Yani tenis bireysel bir spor. Ve ne yapıyorsan koçunla maçtan önce konuş. Orada artık arenadasın. Kimseden yardım almamalısın diye düşünüyorum. Yani bu herhalde biraz hem dediğin gibi televizyonla alakalı. Sonuçta meraktır bu işte. NBA maçlarında wire diye bir şey var. Ara sıra koçun üstündeki mikrofonla duyuyoruz oyuncuların neler söylediğini. Bu biraz izleyiciler de o sırada kötü durumda olan işte hep merak ediyoruz değil mi oyuncuların psikolojisini? Evet. Acaba şu an aklından ne geçiyor? Biraz onları bize yansıtmak için yeni televizyon izleyicisini merakını tatmin edeceksin bir açıklama. Set arasında reklama gideceksin yani. Kimse izleyemeyecek onu. Aynen ne öyle. Bir de maçlarda o tabii işte bir minik bilgisayar, kulaklık falan uygulaması çok şık durmadı. Tabii yani temel aslında yola çıktığı nokta biraz erkekler tenisinin içinde tehlike çanlarının çalmaya başlıyor olması. Yani 30 yaş üzerindeki oyuncuların bu seneki dominasyonu alttan gerçekten o ivmeyle oyuncu gelmemesi. 80'leri hatırlarsan 81 yılında ilk 10'daki oyuncuların yaş ortalaması 23'müş. Çok hatırlamıyorum yani, tabii de şimdi. Yani 23'müş 80'lerde. Evet. Şu an 5 tane 6 tane 30 yaş üzeri oyuncu var. 30 yaş üzeri 2 oyuncu turu bütün sene domine etti. Biri evet. 36 yaşında 30 yaş üzeri bile değil. 35'i geçti ve alttan o hızla ivmeyle oyuncu gelmiyor. Biraz daha cazip kılmak için de böyle şeylere bulaşıyorlar. Dediğim gibi hız alabileceğimiz hemen uygulanabilecek kurallar var ama çok çabuk adapte olunacağını da düşünmüyorum. Peki Dokic'e geçelim o zaman hemen hızlıca. Üzücü bir konu. Artık son 12 dakikamız. Yelena Dokic değerli izleyenler hepimizin bildiği gibi babası tarafından şiddete maruz kalmış bir tenisçi ve bu yüzden kariyeri sekteye uğramış ve istediği yerlere gelememiş bir isim. Bir otobiyografi yayınladı. Önce ondan sonra da Avustralya basınına bir röportaj verdi. Dilerseniz röportajın detaylarına bakalım sonra da Dokic'i konuşacağız. Yeah, that's... From that point of view, it's Kortların talihsiz isimlerinden Yelena Dokic, babasının şiddet dolu gölgesinde geçen gençliğini ve tenis kariyerini anlattığı otobiyografisi Unbreakable, Yenilmez ile Avustralya basınında gündeme oturdu. The Sunday Telegraph'a verdiği röportajda, "Babam beni çok fena dövüyordu. Tenise başladığım ilk günden başlayıp sonra büyüyerek devam etti." ifadelerini kullandı. Sırp asıllı Avustralyalı raketin iddiaları arasında babasının bir keresinde onu bayıltana kadar dövdüğü, bir mağlubiyetten ya da vasat bir antrenman seansının ardından onu kemerle kamçıladığı, suratına tükürdüğü, kulaklarını ve saçlarını çektiği, kaval kemiklerine tekme attığı, gençken kendisini ağza alınmayacak şekilde küfürler ettiği yer alıyor. Damir Dokic'in kızı Yelena'ya karşı şiddet uyguladığı daha önce de biliniyordu ancak olayın boyutları eski tenisçinin verdiği röportajla gün yüzüne çıkmış oldu. Gördüğü fiziksel ve mental şiddet nedeniyle hayatına son vermeyi düşündüğünü de belirten Yelena Dokic, olayın zihinsel boyutu daha zorluydu. 11-12 yaşında o kadar çirkin söz duymak benim için çok zordu ifadelerini kullandı. 2000 yılında henüz 17 yaşındayken yarı finalde Lindsay Davenport'a mağlup olduktan sonra babasının onu otel odasına dahi almadığını ve kortun ortasında bırakıp gittiğini söyleyen Yelena, "O kadar tacizin arasında hangisi en kötüsü derseniz bunu seçerim." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde dünya 4 numarasına kadar yükselen Doc için bu performansından babası Damir'in asla memnun olmadığını anlatan 34 yaşındaki sporcu, kitabında Yugoslavya'dan 1994 yılında Avustralya'ya göç etmelerinin ardından yaşadığı ayrımcılık ve ırkçılığa da değiniyor. Tabii çocukluktan başlayan zor bir hayat, Yugoslavya'dan Avustralya'ya göçmeleri, orada yaşadığı ırkçılık, ayrımcılık ve sonrasında babasının zaten ne diyeyim biraz deli olması, yani hiç iyi bir insan olmaması ve sürekli kötü davranması nedeniyle çok zorlu geçen bir tenis kariyeri. Buna rağmen görülen yarı finaller, 4 numaraya kadar tırmanma, alınan başarılı sonuçlar ama hiçbir zaman istediği yere gelemedi Dokic. 99 Wimbledon'da Hingis'i yenmişti ilk turda. Elemelerden gelmişti gerçekten. Bir yıl sonra zaten çeyrek final görmeyi başardı. Bir yıl sonra yarı finale yükseldi. 19 yaşında dünya 4 numarasına kadar yükseldi ve o dönem yeni Hingis gözüyle bakılan bir yetenekti gerçekten. Kısa boyuna rağmen çok iyi servis atıyordu ki çok sık çift hata yapardı. İzleyicilerimiz belki öyle hatırlar. Ama yani kaba bir tabir olacak ama bir delinin ellerinde yitip giden bir kariyer. Anlattığı şeyler çok çok kötü şeyler. Bu arada orada ufak bir karışıklık var sanırım. Avustralya ilk geldiği dönemde değil de babasının zoruyla Avustralya 2001. Vatandaşlığından çıktıktan sonra 2001 yılında zorla Yugoslavya adına, o zaman Sırbistan adına oynamaya başladığında o zamanki geri dönüşünde böyle tepkilere maruz kaldığı söz konusu. İlk gittiğinde de ilk gittiğinde 10 yaşında falan gitmiş. Orada ayrımcılığa maruz kaldığını söylüyor ama ikinci gittiğinde de kötü karşılandı. Gerçekten onu da biliyoruz ama en azından tenis çevreleri tarafından bağıra basıldı diyebiliriz 2006'da ikinci kez Avustralya'ya geri döndüğü zaman. 2003'te babasının koştuğu görevine son verdi. Evet. Ortadan kayboldu bir ara. Hiç kimse nerede sonra olduğunu bilemedi. Sonra fırtınalı bir de ilişki yaşadı yine. Evet, o koçunun bir yakınıydı galiba yanılmıyorsam. 5 sene falan onunla beraber kaldı. Dikic'ti ismi. Dikic. Yani 2009'daki dönüşü bizi tekrar heyecanlandı. Wild card verildi. Çeyrek finale yükselmeyi başardı. Orada bir maçta hatırlarsın bileği çok kötü sakatlanmasına rağmen devam etmiş. Çeyrek belki de yarı finalde görecekti. Çok iyi bir giriş yapmıştı ama çok kötü bir son olacakken en azından bahsettiği gibi ölümü düşündüğü şeyler yaşamak zorunda kalmadı. Böyle günümüzde de var babasıyla böyle sorunlar yaşayan oyuncular. Yine bir başka Avustralyalı Bernard Tomic geliyor aklımıza. Onun da gerçekten kendi antrenörünü darp etmişliği vardı. Kendisini hatırlarsan bir maçta tribünden kovdurmuştu Tomic o sırada. En büyük cezayı da alan babalardan biridir o. Tenis babalarından biri. Yine Rezai'nin babasını ben kendi gözlerimle gördüm 2009 İstanbul Cup'ta. Bağıra bağıra tartışıyorlardı. Arvan Rezai ile Arsalan Rezai. Ve yine Jim Pierce var. Mary Pierce'ın babası. Evet. O da çok sorunlu bir kişilik. Lucic Baroni'nin yine gençliğinde daha iyi bir tenisçi olma potansiyeli varken babasıyla yaşadığı sorunlar, şiddet gördüğünü açıklamıştı o da daha sonra. Böyle hazin, üzücü örnekler var tabii. Herkesin babası Serena Venus'e yaptığı gibi iyi etki yapamıyor kariyere. Wozniacki'nin babasıyla olan tabii böyle ilişkileri yok ama koçluğunun ne kadar faydalı olduğu uzun süre tartışılıyordu. Aslında Sharapova'nın da babası bir ara çok karışsa da eşine, Sharapova'nın buraya gelmesinde büyük etken. Yani o da biraz ortada kalan isimlerden biri. Ne iyi ne kötü tarzı. Zaten o da uzun yıllardır Sharapova'ya karışmıyor artık. Maçlarını da görmüyoruz. Diyelim Damir Dokic'in ne kadar hastalıklı bir insan olduğunu şuradan seyircilerimize hatırlatabiliriz. Evinde yapılan aramasında 2009 yani. Yılında Sırbistan'daki Avustralya Başkonsolosluğunu bombalamakla tehdit ediyor. Bunu bir gazeteye verdi, röportajda söylüyor. Zaten sonrasında evi aranıyor ve iki tane bomba bulunuyor. 12 ay hapis yatıyor yasa dışı silah bulunuyor. Bir de evinde henüz füze yok. Onu da bulmak çok kolay zaten. Akli dengesinin yerinde olmadığı çok çok belli. Yani defalarca korttan atıldı. 2000'de Amerika'ya çıktı esnasında hatırlarsın korttan atıldı. Evet. 2001'de ilk turda Davenport'la oynamıştı. Dokic maçı kaybetti. Maçın sonunda kurada şike yapıldığını söyledi. Ortalığı vermeleye verdi. Yine ceza aldı. Sanırım 19 yaşından sonra da Jelena Dokic kendisinden evini terk ediyordu ve ilişkisine son veriyordu ama o ana kadar tabii verdiği tahribat da yeterliydi. Çok üzücü bir hikaye, çok farklı yerlere maalesef gidebilecek en azından hala bir kariyer olabilirdi. Hayatta diyelim ve kendisine zarar vermedi Jelena Dokic. Yorumcu olarak bu arada tenis dünyasına katkılarını sürdürüyor. Evet ve son olarak nostaljik kuşağımıza geliyoruz sevdik değerli kuşağı. İzleyenler. 2001 Wimbledon finali, o unutulmaz rüya, Yunus Sevic'in rüyası gerçek oldu. Raptor'la karşı karşıya gelmişti. Önce hatırlayalım. 4 Temmuz 2001 günü Avustralyalı Patrick Rafter ve Hırvat Goran Ivanišević tarihin pazartesi günü oynanan ilk finali için Wimbledon'ın merkez kortuna çıkıyordu.
30 yaşında merdiven dayamış Ivanišević'in serbest düşüşü sürüyor. Turnuva öncesinde dünya sıralamasında 126. sırada yer alan Hırvat raket, daha evvel 3 final oynadığı ve her seferinde elinde tepsiyle ayrıldığı Wimbledon kortlarına kendisine verilen wildcard'la geri dönüyordu. Kortun diğer tarafında Ivanišević'i bekleyen Pat Rafter, Amerika açıkta ard arda 2 zafer yaşamış ancak 2000 yılındaki ilk Wimbledon finalinde Tim Kort'un kralı Pete Sampras'a mağlup olmaktan kurtulamamıştı. Tenis severlere yeni bir Wimbledon şampiyonu verecek dev final, Londra'da özellikle ikinci hafta dinmek bilmeyen yağmur sebebiyle tarihte ilk defa pazartesi gününe sarkmıştı. Yarı finalde Britanya tenisinin Andy Murray'den önceki yıldızı Tim Henman'ı eleyen Ivanišević, buna rağmen merkez korttaki İngilizlerin desteğini arkasına almış gözüküyordu. Maçın ilk setinde yarı finaldeki performansını sürdüren Ivanišević'e kırdığı tek servis yetiyor ve Hırvat tenisçi seti 6-3'te annesine yazdırıyordu. Ancak iki kez Grand Slam şampiyonu Patrick Rafter'ın pes etmeye niyeti yoktu. Setin hemen başında rakibini servisine kıran Rafter, 6-3'te setlere tekrar dengeyi getiriyordu. Üçüncü setin altıncı oyununda rakibini servisini tekrar kıran Hırvat raket, kendi servisinde hata yapmıyor ve seti 6-3 kazanarak zafere bir set daha yaklaşıyordu. Üst üste ikinci Wimbledon finalinden boynu bükük ayrılmak istemeyen Pat Rafter, merkez kortta sayıları bir hayli fazla olan vatandaşların desteğiyle kendine geliyor ve rakibinin kırılması zor gözüken servisini üst üste iki kez kırmayı başarıp maçı final setine taşıyordu. Herkes üst üste kazandığı 4 oyunla 4. sette momentumu eline geçiren Patrick Rafter'ın final setinde avantajlı olduğunu düşünüyordu. Tiebreak uygulamasının olmadığı final setine servis atarak başlayan Patrick Rafter, baskıyı rakibinin omuzlarına yüklemişti. Ancak iki oyuncu da gerilimin gittikçe arttığı merkez korttaki baskıdan etkilenmemiş ve servis oyunlarını rahat bir şekilde hanelerine yazdırmışlardı. Goran Ivanišević'in yıllardır beklediği fırsat, Rafter'ın servis attığı 15. oyunda ayağına gelmişti. Ard arda bulduğu winner'larla servis kırma şansı yakalayan Hırvat Yıldız, bu fırsatı geri çevirmiyor ve 8-7 öne geçip şampiyonluk için servis atmaya hazırlanıyordu. Servise geldiği sırada heyecanı gözlerinden okunan Goran, bulduğu ilk iki şampiyonluk puanını yaptığı çift hatalarla harcarken, merkez korttaki dramanın dozu da gittikçe artıyordu. Bulduğu 4. şampiyonluk puanında ilk servisi oyuna sokamayan Goran Ivanišević, ikinci servisinde korkusuzca rakibinin tarafına yolluyordu. Rafter'ın fileye takılan topu sonrası gözyaşları içinde kendini Wimbledon çimlerine bırakan Hırvat tenisçi adını tenis tarihine yazdırıyordu. Şampiyonluk kupasını alırken yaptığı konuşmanın başında wildcard için teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Ivanišević, devamında bu şampiyonluğu Hırvatistan tarihinin en büyük basketbolcusu Drazen Petrović'e alıyor ve izleyenlere bir daha duygusal anlar yaşatıyordu. Tenis tarihinin en büyük ferimasallarından birisi. 3 kere daha önce deneyip ucundan döndüğü Wimbledon'u wildcard alarak dünya 100 numarasının dışında olarak kazandı Ivanišević. 126 numaraydı. 30 yaşındaydı artık ve gittikçe daha aşağı giden bir kariyer gerçekten. Geçenlerde bir röportaj verdi. Pete Sampras benim hayatımı mahvetti diye. Biraz şaka yollu tabii. 3 finalin 92-94'te Sampras'a, 98'de de Agassi'ye, biraz o maçta aslında favori olarak çıkan kendisiydi, kaybetmişti. Patrick Rafter gibi çok formda gelmişti oraya. 99 ve 2000 yılında Amerika açığı kazanmıştı. 2000 yılında final oynamış. Pete Sampras'a kaybetmişti finali ve bu maçtan önce de favori olarak gösteriliyor. Dünya 2 numarası olarak gelmişti. Tabii Ivanišević bir gün önce Cuma günü Tim Henman'ı, o zaman Britanyalıların Wimbledon'ın kazanmasını beklediği oyuncuydu. Ancak yarı final ötesini göremeyen. Yarı final ötesini göremeyen oyuncu. Genelde evet, sürekli yarı finalde elenirdi ki 5 sete giden yine inanılmaz bir maçla saf dışı bırakmıştı. Final setinde çok iyi bir oyun oynamıştı ve o maçı kazandıktan sonra... Yalnız yoluna bakar mısın? Carlos Moya, Roddick, Rusetski, Safin, Henman. Bir ilk turda Johnson'a oynuyor. Fredrik Johnson'a rahat bir maç geçiriyor. Sonrası Moya, Roddick, Rusetski, Safin, Henman. Bunlardan 400 yanılmıyorsam dünya bir numarası oldu. Evet, yani bu da bu başarının ne kadar mucizevi bir başarı olduğunu bize gösteriyor. Biraz bir ufak parantezde tabii Patrick Rafter'ı açmak lazım. Böyle bir maç,
yine Wimbledon'a ulaşamıyorsunuz ve bir daha Wimbledon finaline dahi yükselemedi. Evet. Ama o final son vuruştan sonra, şampiyonluk puanından sonra filede gösterdiği reaksiyon gerçekten çok çok sportsmen ve iyi bir karakterdi. Sen Ivanisevic tabii ikinci servisini asla riske etmiyordu. İlk servis hızıyla atıyordu. Önemli şanslar geldi final setinde. En sonuncusunu değerlendirdi ve bize de bu efsanevi maçı hediye etmiş oldu gerçekten. Yanılmıyorsam başka da wild card şampiyonu yok Wimbledon tarihinde. Yok. Son olma özelliğinde sürdürüyor. Pazartesi finalinde. Evet, ilk pazartesi finallerinden bir hatta ilk mi? Yani Wimbledon'ın ilk ve tek. Tabii Amerika Açık'ta sonra mecburen pazartesiye alındığı yıllar oldu. Neyse ki kort sonunda kapatıldı ama Wimbledon'ın ilk ve tek pazartesi erkekler finali olmayı sürdürüyor. Evet, 2001'e döndük nostalji köşemizde bu haftada ve süremizin de sonuna geldik. Gelecek hafta tenis raporunda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Teşekkürler.